Efendim merhabalar. Bugün elimde Doğu Batı Yayınları dergisinin 106. sayısı var. 106. sayı Modern Türk Şiiri 3 üst başlığıyla yayınlanmış bir sayı. Bunun ilk iki sayısı da var. Toplam böyle, onları da hemen göstereyim. Toplam böyle 3 ciltlik, oldukça kalın, birçok içinde yazı barındıran bir seri... Sayı çıkarmış Doğu Batı yayınları. Ben de aldım, okudum, okuyorum. Asbel Kader, elimden geldiğince anlamaya çalışıyorum. Bu yazılardan birisi dikkatimi çekti ve üzerine bir video çekmek istedim, üzerine biraz konuşmak sizle sohbet etmek istedim. Yazımızın yazarı Necmiye Alpay, kendisi kamuoyunda tanınan bir isim. 77 yaşında, özellikle de Özgür Gündem Gazetesi'nin yayın yönetmenliğini yaptığı, muhtemelen. O dönem hatırlarsanız böyle bir takım isimler Günü birlik yayın yönetmenliği koltuğuna oturuyordu. Siyasi bir duruş, bir tepki olarak Necmi Alpay da zannediyorum öyle bir tepki üzerine, daha doğrusu öyle bir tepki olsun diye bir günlük özgür gündem yayın yönetmenliğini üstlenmişti ve bunun üzerine işte dava süreçleri falan yaşamıştı. Özellikle o zaman kamuoyunda adı çok anılmıştı. Kendisi dil bilimci sıfatıyla kamuoyunda tanınıyor. Biz bu konuda tabi bir şey söylemeyeceğiz ama yazıda kullandığı bazı terimlere dair eleştiriler getireceğim. Dil bilimciliği sıfatına da yakıştıramadığım bir takım kullanımları var Necmi Alpay'ın. Oralara geleceğiz. Şimdi yazımızın başlığı İsmet Özel Reis Netos adını taşıyor. Bu başlığın ne anlama geldiğini Merak ettiğimiz zaman yazının sonundaki alıntıları anlıyoruz. Reis Netos, mutlakiyetçi dönem kralları demekmiş. Benim de bilmediğim bir terim. Muhtemelen burada yazıyı okuduktan sonra anlıyoruz ki İsmet Özel'in radikal, mutlakiyetçi, sekter, sert tavrına bir gönderme herhalde öyle tahmin ediyorum. Tabi Allahu Alem veyahut Necmi Alpay bilir diyelim. Şimdi yazımıza geçelim. İlk cümleyle başlayacağız. İlk cümle oldukça çarpıcı. Bunu hemen alıntılamak istiyorum. Bugün bu 2023 yılında kendisi hep aynı adam olduğunu ileri sürerse sürsün. İsmet Özel ile ilgili bir düşünsel çabanın örtük ya da açık olarak sormadan edemeyeceği sorulardan biri herhalde şudur. Hangi İsmet Özel? Türkçe şiir tarihinde tartışılmaz bir yer tutan şiirlerin ve değeri hiçbir zaman yok olmayacak şiir okuma kılavuzu adlı poetika kitabının yazarı olan mı yoksa şu son yılların partikülarist kürsü erbabı mı? Demiş Necmiye Hanım. Şimdi tabi ilk gözümüze çarpan ifade Türkçe şiir tarihi ifadesi. Şimdi dergiyi tanıtırken söyledik. Dergi modern Türk şiiri ser levhasıyla çıkmış bir sayı. Bir ve ikincisi de öyle. Bu üçüncüsü. Üç serilik bir yayın. Şimdi biz bir dergi çıkarıyoruz ve bu derginin 3 sayısını modern şiiri incelemeye ayırıyoruz. Ve bu sayılara da Türk şiiri serlefasını uygun görüyoruz, koyuyoruz. Fakat sonra bu sayılardan biri için bir yazardan yazı istiyoruz ve o kişi yazısında Türkçe şiir ibaresini kullanıyor. Şimdi bu tabi özellikle dergicilikle uğraşmış olan arkadaşlar varsa bilirler. Büyük bir problemdir. Nasıl büyük bir problemdir? Şimdi sizin bir dünya görüşünüz var. İnandığınız bir takım değerler var herkes gibi ve bu Türk şiirimi Türkçe şiir mi tartışmasının özellikle dönem dönem bir takım kişiler tarafından kaşınan bu tartışmanın bir yerinde sizde bir şekilde bulunmak durumunda kalıyorsunuz fikirlerinizden dolayı. Yani bu tartışmaya katkı olsun diye değil ama bir hayat anlayışınız var, bir dünya görüşünüz var ve buna göre bir ifade biçiminiz var. Sonra birileri bu ifade üzerinden başka bir pozisyon alıyor. Siz de haliyle başka bir pozisyonda kalmış oluyorsunuz. Ve bunun üzerine yazı istediğiniz kişi Böyle bir ifade kullanıyor. Türk şiir ifadesini kullanıyor. Şimdi özellikle dergi çıkaranlar açısından bu problem. Niye problem? Şimdi bunu almasak veya yazara desek ki ya bu ifade değiştir. O geçmiş olsun. Sansür. Eline sağlık. Orada dergiyi kapat git. Olmaz. Olmadı. Peki bunu yayınlarsak ne olur? İşte yayınlayınca da böyle oluyor işte. Türk şiiri mi? E, Türkçe şiir mi? Yani şimdi bu derginin yayın yönetmenine de ben sormak istiyorum. Sevgili Taşkın Takış'a sormak istiyorum. Türk şiiri mi, Türkçe şiir mi? Efendim sen hangisini beğeniyorsan onu al. Biz e, sanki bir e, çarşamba pazarı, perşembe pazarı açmışız. Bütün seçenekleri biz dergimize sunuyoruz. Sen istediğini al. Ya bu dergicilik olmuyor işte. Onun için de müdahale etmek zorunda kalıyorsun. Müdahale edince de bu sefer işte faşist oluyorsun. Efendim sansürcü yayıncı oluyorsun filan. Çünkü biz de bu tür problemler yaşadık Koza Düşünce dergisinde Türkçe şiiri, Türkçe şiir üzerinden yaşamadık ama başka yerlerden yaşadık böyle problemler. Çünkü dergi dediğin oluşumun, değil mi? Dergiye biliyorsunuz eski dilde ne deniyor? Mecmua deniyor değil mi? Yani doğu batı mecmuası. Mecmua ne demek? Mecmua kelimesinin kökünden anlıyoruz ki harflerine baktığımızda ceme harfleri var. Demek ki bir toplanma anlamı var mecmuada. Yani birileri toplanıyor, yazılarını topluyor. Birlikte. Şimdi toplanmanın birliktelik anlamı olur değil mi? cami, mescit, bunların hepsi aynı manalara gelir. Belli hedefler doğrultusunda bir takım insanlar bir araya geliyorlar ve ortak bir harekette bulunuyorlar. Şimdi burada ortaklık kayboluyor. Yani işin mantığına ters. Burada bir sansür, işte özgürlükçülük falan tartışmasından ziyade ortaklık tartışmasına girmemiz lazım. Yani burada kardeşim sen bizim gibi düşünmüyorsan şurada dur veya biz senin gibi düşünmüyoruz. Biz burada duruyoruz demek bu anlamda bir faşizm değil yerini belli ediyorsun. Onun için burada belki de daha temelde bir problem var. Yani böyle düşünen birisinden niye yazı alıyorsun? Veya sen böyle düşünen birisiysen niye buraya yazı yazıyorsun? Yani mecmuanın mecmualık sıfatı ortadan kalkıyor. Dediğim gibi bir çarşamba pazarına dönüyor. Bir sergimizi açıyoruz. Her şeyi boca ediyoruz. Efendim telefon kılıfı da var, çorap da var, don da var, işte mutfak eşyası da var. Her şey var, her şeyi satıyoruz. Sen istediğini gel al. E böyle bir şeye dönüyor dergicilik o zaman. E anlamı yok çünkü mecmuanın bir mantığı var az önce söylediğimiz gibi. Bir arada toplu duracağız ve bir... Pozisyon alacağız ve bir söz söyleyeceğiz. E sen hangi sözü söylüyorsun yani? Türk şiiri mi, Türkçe şiir mi? Bunun bir kere net, netleşmesi lazım. İlk baştan, ilk paragraftan bir problem çıktı bir. Sonra geldik burada partikülarist kürsü erbabı tabiri kullanmış İsmet Özel için. Peki ne demek yani partikülarist? Bu kelimeyi daha ziyade anti evrenselcilik anlamında kullanıyor. Çünkü biliyoruz ki İsmet Özel'de bir batı hegemonyası karşıtlığı, bir dünya sistemi karşıtlığı, değil mi? Bir Batı medeniyetine yönelik ciddi bir pozisyon, ciddi bir karşı duruş mevcut. Buna yönelik de bir anti evrenselcilik olduğu iddia edilebilir. Bunun üstünden de partikülerist tabirini kullanıyor. Necmi Alpay. Diyelim devam edelim. Şimdi nereye geleceğiz? Diğer sayfalarda ilerledikçe siz de göreceksiniz. Yazıyı okuyanlar da bunu görecektir. Şöyle bir sıralama var yazıda. Bir şiire övgü, bir fikre sövgü. Sonra bir şiire övgü, Sonra bir fikre sövgü. Böyle devam ediyor. Şimdi bu da aslında yabancı olduğumuz bir şey değil. Niye yabancı olduğumuz bir şey değil? Tio yayınları biliyorsunuz İsmet Özel'in yayın evi. İsmet Özel'in bugüne kadar çıkardığı tüm kitapları böyle tek bir kutunun içine koyup bir satış politikası izledi bir dönem. Bir dönem dediğim yakınlarda oldu bu yani. Ve o kutunun üstüne yani bütün kitapların içine koyup sattıkları kutunun üstüne şöyle bir şey yazdı. Tiyo yayınları. İsmet Özel'in bütün kitapları bende var ama hiçbir fikrine katılmıyorum yazdılar güzel de bir ironi oldu açıkçası benim de çok hoşuma gitmişti Şimdi bu biraz tabii şu yani İsmet Özel'in şiirleri çok güzel ama fikirleri çok kötü. İşte artık klişeleşmiş olan. Ya yani bu adam sadece şiir yazsın fikir öne sürmesin. Tabii Necmi Alpay bu fikri doğrudan bu şekilde dile getirmemiş. Ama anlıyoruz ki yazının bilinç altında diyelim yazının bilinç altında bu fikir var. Yani şiirlerin çok güzel çok dikkat çekici şeyler yazıyorsun ama fikir öne sürme artık yaşlandın. Senin devrin geçti gibi bir altyapı var yazıda. Yazıyı tabi şöyle bir fikrin üstüne oturtmuş Necmiye Hanım. Bodler'den bir alıntı yapmış. Bodler bir yazısında demiş ki aramızda kim homo değildir? Böyle bir soru sormuş. Homo dubleks tabirine oturtmuş. Yani çift kişilikli insan gibi bir şey. Aşağı yukarı öyle anladım yani. Çünkü başka sosyologlardan, Durkheimlardan filan da alıntılar yapmış. Bu homo dubleksin üstünde bayağı durmuş. Çünkü işte az önce söyledik ya. Şiirlerin güzel, fikirlerin kötü buraya oturtacak İsmet Özel'i. Onun için de bir ön hazırlık yapıyor ve işte İsmet Özel de bir homo Bir çift kişiliktir. İşte şiirlerini yazan kişiliği güzeldir. Efendim fikirlerini öne süren kişiliği kötüdür gibi bir ikilem yaratacak. Halbuki İsmet Özel bunu şiddetle reddeden bir adam. Biz de hatta bazı videolarımızda buna değindik. Yazılarımızda da değiniyoruz. Kendi çapımda bunu buna değiniyorum yani. İsmet Özel şiirlerinde ne savunuyorsa fikirlerinde de birebir aynı şeyleri savunuyor. Buna yönelik tonlarca da delil getiriyorum. Birçok yazımda da bunu yaptım yani. İşte şöyle bir fikri var. Bakın şiirlerinde de şöyle bir dize var. Bakın bu bununla tam örtüşüyor şeklinde somut. Ben bu somutluğa çok inanıyorum. Ve bu yazıya yönelik temel eleştirilerimden biri de bu olacak birazdan. Çok genel geçer ifadeler var. Delillerle kuvvetlendirilmemiş bir sürü iddia var yazıda. Onlara da geleceğiz şimdi. Diyor ki Necmiye Hanım emperyal içerikli batı doğu kavram çiftine karşı durmak yerine yalın kat bir batı karşıtlığından güç almaya çalışan bazı kürsü erbapları gibi o da kendine özgü bir yerli odak kurup oranın vaizi olmaya yönelmiştir. Tabii bu üslup tarzı bir açıdan çok yabancı olduğumuz, bir açıdan da çok alışık olduğumuz bir tarz. Kullanılan kelimeler, meseleye yaklaşım tarzı böyle benim diye bağırıyor. Yani ben şuranın sözcüsüyüm diye bağırıyor. Onu da söylemek lazım. Çünkü üslup çoğu şeyin belirleyicisidir değil mi? Türkiye'de bazen küçümsüyoruz ama aslında şunu gerçeği de görmemiz lazım. İşte bir terör örgütü PKK'nın ifade ediliş üslubu bile değil mi? Türkiye'de pozisyon belirliyor. Kimileri PKK diyor, işte kimileri PKK diyor filan. Ve bunun üstünden bile aslında bir şeyler anlatıyoruz. Yani bu aynı zamanda belki Türkçenin zenginliğine filan da yorulabilir. Farklı teviller yapılabilir bu noktada ama biz kelime kullanışlarımızla bile aslında Türkiye'de ve Türkçede bir pozisyon alırız. Bu açıdan baktığımızda kişilerin hangi kelimeleri kullandığı da çok önemlidir yani. Onu da söylemek lazım. Ha, efendim ya buna mı takılacağız? H PKK demişiz, HPK demişiz, şu böyle diyenler de var. E bu başka bir şey. Biz orayı tartışmıyoruz ama insanlar yani bir vaka olarak bir gerçeklik olarak insanlar kelimeleri siyasi pozisyonlarına, felsefi pozisyonlarına bir delil olsun diye kullanıyorlar. Bu gerçeklik bu yani. Böyle olsun olmasın diye bir önerim yok benim. Aa bu çok iyi bu çok kötü demiyorum. Ama vaka bu. Bunu anlamamız lazım. Onun için saf dilli olmamak lazım. Bir okur olarak da Hı, yazar şu kelimeleri kullanmış, şu kelimeleri tercih etmemiş. Üzerinden de bir şeyler okuyabilmeliyiz. Birazdan ona da geleceğiz hatta dil bilimci. Altını böyle kalın kalın çiziyorum. Bir dil bilimci olarak yazıda iki defa Osmanlıca tabirini kullanıyor Necmi Alpay. Bunu yönelik de yani uzun uzun eleştiri yapacağım yani bir dil bilimci olarak. Çünkü neden? Söylediğim gibi kelimeleri biz her zaman siyasi anlamlarla kullanıyoruz. İşte PKK, PKK örneğindeki gibi. Bu Osmanlıca da aynı yere denk düşüyor. Türkçe edebiyat lafzı da aynı yere denk düşüyor. Bunların hiçbiri böyle tesadüfen seçilmiş laflar değil aslında bakarsanız. Şeyin bu cümlenin içeriğine odaklanacak olursak kürsü erbapları bir de böyle bir tabir var. Partikülarist gibi gerçekten çok orijinal ifadeler kullanmış. Yani ben bir açıdan böyle çok zengin buldum yazıyı. Partikülarist kürsü erbabı. Hatta birazdan Sezai Karakoç'la karşılaştıracak. Diyor ki hatta işte İsmet Özen İslamiyet bağlantısı konusunda Sezai Karakoç'a özenmiş olabilir filan böyle laflar var. Ama o kürsü erbabı değilmiş. Kürsü erbabını tabii küçümseyici bir tavırla kullanıyor yazıda. Halbuki siyasi parti kurup onun genel başkanı olan Sezai Karakoç. Ya benim bildiğim kürsü erbabı <laughs> siyasi parti başkanından çıkar. Bizim özel dernek kurmuş. Derneğinde işte toplantılar, sempozyumlar yapıyor, konuşuyor filan. Yani kürsü erbabı arıyorsan önce Sezai Karakoç'a git ben lazım bu mantıkla. Siyasi parti genel başkanı olan o. Ha tabii senin burada kastın ne? Biz burada ne anlıyoruz? Yani Necmi Alpay'ın kastı burada ne? Muhtemelen işte böyle çok iğneleyici, çok dikkat çekici, aykırı ifadeler kullanması anlamında kürsü erbabı tabirini kullanıyor. E ona da bir şey diyemem yani orada bir eleştiri falan getiremem. Kullanabilir tabii ki ona bir şey diyemeyiz. Şimdi biz devam edelim bir alıntı daha yapalım. Diyor ki Necmi Yalpay. Özel'in son yıllarda yayımlanan metin ve konuşmalarında komplocu düşünme tarzının payı gitgide daha belirleyici dozlara ulaşmış durumda. Şimdi burada yazıya dair temel eleştirilerinden birini getireceğim. Şimdi diyoruz ki İsmet Özel komplocu düşünme tarzına doğru kaymış. Tamam olabilir. Ya İsmet Özel benim babamın oğlu değil. İsmet Özel'i savunmak bana düşmez. Savunmaya falan da çalışmıyorum zaten. Onu da altını çizeyim. Ben böyle bir şeyin sözcüsü falan da değilim. İsmet Özel'i şahsen tanımıyorum daha. <laughs> Tanımak isterdim o ayrı ama. Benim burada yapmaya çalıştığım şey önümde bir metin var. İlgilendiğim, değer verdiğim, şiirlerini ve yazılarını okuduğum bir isim var. İsmet Özel var. Onunla ilgili yazılmış bir yazı var. İlgimi çekti okudum. Kafamda bir takım eleştiriler belirdi. Ve bunları dile getirmek istedim. Mesela bundan ibaret. Artı aynı az önce nasıl kelimeleri siyasi pozisyonlarla kullanıyoruz dedik. Kendi pozisyonumu da ilan etmek istedim aynı zamanda. Benim buradaki eleştirim ne olacak oraya gelelim. Benim buradaki temel eleştirim şu. Komplocu düşünme tarzının payı gitgide artıyor diyoruz. Diyorsunuz İsmet Özel'in konuşmalarında ama nerede? Artıyorsa nerede? Yani buna yönelik hiçbir delil yok yazıda. Şimdi burada aynı zamanda şunu da dile getirmek istiyorum. Hem yazı yazan insanlara hem de okurlara yönelik. Ya bir iddiada bulunuyorsak altını dolduralım lütfen. Somut üstüne hareket edelim. Genel geçer ifadelere sığınmayalım. Ki bu yazıda çokça var. Şurada hatta bir not daha almıştım. Birazdan tekrar gelecek karşımıza. Bir sürü böyle ağız dolusu laflar ama işte komplej düşünme tarzı artmış. Nerede artmış? Bir göster mesela söyle. İsmet Özel'in komploculuğa yorulabilecek en önemli lafı dünya sistemiyle ilgili lafları. E bunu kastediyorsan o zaman koy ortaya de ki dünya sistemi diye bir şey yok. Herkes gülük gülistanlık yaşıyor. Dünyada paranın veya batı hegemonyasının bir hakimiyeti yok. E bunları anlat bize Necmi Alpay. Bunları anlatabilir misin? E sosyalist kimliği sahiplenen bir insan olarak bunları da tam herhalde diyemiyorsun. Ama İsmet Özel'e komplocu diyebiliyoruz rahatlıkla. Ama delilimiz ne? Hep söylüyorum delil ne? Yazara ve okura söyleyeceğim, söylemek istiyorum dediğim şey de bu. Ya bir iddia atıyorsunuz ortaya delillendirin yani. Delil sunmadan iddia sunmayın lütfen. Bakın biz de vakit ayırıyoruz yazınızı okuyoruz. E bizim vaktimize yazık değil mi yani? Önümüze koyuyorsunuz. Bakın ben bir yazı yazdım. Biz de ciddiye alıp okuyoruz. E karşımıza bu çıkıyor. Tabi bunları tırnak içinde söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Benzer bir şeyi bu arada şurada da görüyoruz. Mesela geçen hatta bir dostumla sohbet ederken de lafı geçmişti. İşte İslam barış dinidir diye, diye meşhur bir laf var. Ona ben de itiraz ettim. Yani dedim ki nereden çıktı bu laf? Gene bakın delilsiz bir genel geçer laf. Nereden çıktı bu laf? İşte İslam, selam kelimesi, barış demek şu bu ya buradan mı? sadece etimolojik mi bakacağız hayata? Evet etimoloji önemli ben de sık sık kullanıyorum ama zannediyorum tespit edilen 27 civarında gazvesi var Resulullah'ın. Ne demek gazve? Bizzat Resulullah'ın katıldığı askeri operasyonlar, harekatlar, savaşlar. Bizzat katılmadığı buna da seriye diyoruz yerde. Seriyelerin sayısı ise 30 diyen var. 40 diyen var, 80 diyen var. Yani bunları toplasak neredeyse 100 civarı askeri operasyon yapıyor. Ve bu toplam 100 civarı askeri operasyonun son 10-11 yıla sığdığını düşünürsek Resulullah'ın hayatında. Yani neredeyse her ay bir savaş. Her ay bir savaş. Nerede bu barış dini? Ha bunu bakıp şimdi şunu mu diyeceğiz? İslam savaş dinidir. Orada da hop bir dakika derim. Öyle bir şey de yok. Yerine göre, koşuluna göre savaş, yerine göre, koşuluna göre barış. O yüzden bu genel geçer ifadelerden sakınmak lazım. Bunları dile getireceksek de sağlam deliller öne sürmemiz lazım. Yoksa nasıl ciddiye alacağız biz şimdi? Yani komploji düşünme tarzına yaklaş edeceğiz. E kestirip atacağız. O zaman kusura bakmayın bu iftiranın ötesine geçmez yani. Böyle bir problem var diyelim. Devam edelim. Yazıda en ilginç bulduğum, en hoşuma giden tırnak içinde kısım şuydu. Zannediyorum anlaşılan o ki Necmiye Alpay ve İsmet Özel 1960'lı yıllardan bizzat tanışıyorlar. Özellikle tipin içinden demek ki o sosyalist çevrelerden. Ve Necmiye Alpay'ın anlatımına göre burada yazıyor. Şöyle bir olay yaşanmış. 1965 yılındaydı. Partizanı yazdığı yıl. Bir grup arkadaşla birlikte çıkardığımız dönüşüm dergisini bulvarda satarken... Ülkücülerin saldırısıyla çıkan kavgada polis bizi toplamıştı. O gün İsmet'in de gözaltında olduğunu çok net hatırlıyorum. Ertesi gün nöbetçi hakim bizi serbest bırakmıştı. O sıralar gözaltı süresi 24 saatten ibaretti. Yani anlıyoruz ki İsmet Özel ve Necmi Alpay 1965'te birlikte gözaltına da alınmışlar. Yazın en ilgi çeken tarafı bu oldu yani. Böyle güzel bir anekdot aktarmış. 60 yıllara dair bilmediğimiz bir şey öğrenmiş oldu Devam edelim. Şimdi çok önemsediğim bir nokta var. Çünkü birazdan başka bir alıntıyla burayı bağdaştıracağız, bağlayacağız. Diyor ki İsmet böyle hitap ediyor. İşte belli ki 60'lardan beri tanışıyorlar. O yüzden İsmet demeyi tercih etmiş. Ama yazı üslubu olarak yakıştıramadım. Onu da söyleyeyim. Yani babanın oğlunu anıyor olsan da İsmet Özel falan veya en azından soyadıyla hitap etsen daha şık durabilir. Bu böyle yazıyı çok kahve ağzılaştırmış. Zaten yazıya yönelik genel eleştirilerinden birisi de bu çok kahve ağzıyla yazılmış yazı. Yani ciddiye alınmamış. Ne İsmet Özel ciddiye alınmış. Ne yazarın kendi fikirleri yazar tarafından ciddiye alınmış ve ne de Doğu Batı dergisi ciddiye alınmış. Yani İsmet diye böyle yazı yazıyorsun. Ya isterse babanın oğlu olsun. Yazı yazıyorsun. Ben bunu bilmek zorunda değilim ki. Veya yeri geldi bir şey oldu bu yazı İngilizce çevirdiler, yayınladılar. Adam İsmet diye hitap ediyor şimdi. Yani okur bir şaşırır yani bu bağlantıları bilmek zorunda değil. Onun için böyle kahve ağızda yazı yazılmaz yani. Ben hiç hoş bulmadım. Yakıştıramadım. Üstelik gördüğünüz bir şey dedi bilmiyorum. Varsa bilen söylesin yani yorumlara filan yazsın. Ya şöyle de bir yazı var bu hitabı kullanan filan. Ben pek görmedim. Yani isim soy isim kullanılır. Ne bileyim bey, Hanfendi filan gibi hitaplar kullanılır. Ne bileyim veya soy isim söylenir ama tek başına İsmet yakışık durmuyor hitabet sanatı açısından. İsmet 1960'ların güncelliğinde silahlı mücadeleyi reddedenlerin yanındaydı. Sanıyorum daha sonra da hep öyle oldu. Bunun altını kalın kalın çiziyorum. Bunu İsmet Özel'in fikirlerinden zaten net olarak biliyoruz. İsmet Özel silahlı mücadelenin her zaman karşısında durmuş bir isim. Bunun en temel gerekçesi de İsmet Özel'in hep söylüyorum. Yukarıdan aşağıcı değil, aşağıdan yukarıcı bir değişimci, devrimci olmasına kaynak. Bu sosyalistken de böyleydi belki orasını tam bilemiyorum ama Müslümanlık döneminde, ihtida döneminden bu yana her zaman İsmet Üze bu çizgiyi savundu. Bunu sen nasıl bu kadar emin olabiliyorsun derseniz o da kendi ihtida sürecimden biliyorum. Çünkü benzer bir süreçten geçtiğim için kendi sosyalist dönemlerimi düşündüğümde ve kendi ihtidamdan sonraki süreçlerimi düşündüğümde Hangi sayıklarla hareket ettiğimi, hatta ihtidama yol açan süreçleri bile aslında bugünden tabii bakınca o gün böyle bir şey göremiyorsunuz ama aslında içinizde nasıl temel fikirlerin olduğunu, bunların sizi ihtidaya nasıl yaklaştırdığını da aslında anlıyorsunuz. Bu tabii bu süreci deneyimlemiş, bile bir deneyimlemiş bir kişi için ancak anlaşılabilir olabilir. O yüzden ben iyi biliyorum ki İsmet Özel silahlı mücadeleyi reddedenlerin safındaydı hep. Silahlı mücadeleyle yani yukarıdan aşağı zorla güç kullanarak halkın istemediği şekilde onu güderek yönlendirerek bir iş yapılmaz İsmet Özele göre bilakis tam tersi halkın doğrudan yani bugün cumhuriyet diyoruz ya halkın kendi kendini yönetmesi işte demokrasi diyoruz halkın yönetime katılması filan İsmet Özel bunları aslında çok daha fazla aşan halkın doğrudan iradesinin ortaya konması gerektiğini ifade eden bunları savunan bir adam yani Şimdi bir alıntı daha yapalım. Özel'in bazı yazı ve video konuşmalarından eksik etmediği belirli klişelerde ortalama toplumsal zihnin birikmiş şovenizmini okşamaya yetecek sıradan bir partizanlık dozunun varlığı herhalde açıktır. Yani kim kürsü erbabı? Merak ediyorum. Yani şovenizmler, ortalama toplumsal zihinler filan havada uçuşuyor. E kim kürsü erbabı? Yani... Bu da enteresan bir soru işareti. Diyorum bu bunun üstünde çok durmuyorum geçiyorum. Şimdi güzel bir yere daha geldik. Diyor ki Necmi Alpay. Şeyh uçmaz mürit uçurur. Sözünü doğrularcasına kendisini büyülenmiş bir zihinle dinleyen müritlerinin vecidi karşısında özelde bazen vecide kapılıyor ve mutlak bir özgüvenle mitler yaratıyor. Sevgili kürsü erbabı Necmi Alpay tabii ki Güzel böyle döşemiş yazıyı. E, muhtemelen bu videoyu izlerse kendisi, bilmiyorum izler mi, ona atarlar mı gönderirler mi, kendisi arar bulur mu bilemem ama e, beni de herhalde böyle bir mürit ve vecide gelen bir mürit olarak görebilir. Böyle insanlar var mı? Olabilir. Orası beni ilgilendirmiyor ama bu mitler yaratma meselesi tabii işte bakın yine aynı genel geçer altı boş delillendirilmemiş, faşist ifadeler. <laughs> ben de böyle söyleyeyim çünkü yazıda defalarca faşist tabiri kullanmış İsmet Özel için. E madem e, kuru sıkı atmanın bir zararı yok, ben de kuru sıkı atabilirim. Yani mitler yaratmak falan devam edelim. Onun böylece oluşan bir faşizmi var. İşte ilk faşist itamı geldi. Mit yaratarak faşist e, oluyormuş İsmet Özel. Mit yaratarak bu şekilde faşist oluyormuş ifadeye göre imgesinin faşizmi ne kadar taşıyabileceğini sınıyor gibi. Enteresan. Nefret sözleri, ırkçılık, antisemitizm, kadın düşmanlığı söyleminden eksik olmuyor. Allah Allah yani diri diri yakmamız lazım bu İsmet Özel'i bence. <laughs> Parmak sallamamız lazım. Diyormuş ki İsmet Özel Allah Türkleri diğer milletlerden üstün yarattı. Böyle diyormuş. Sonra diyor ki üstünlük iddiası ırkçılığın bir numaralı özelliği. Peki eşitlik iddiası kimin özelliği? Ben de diyorum ki eşitlik iddiası dünya sisteminin bir numaralı özelliğidir. Hadi bakalım. Siz bu üstünlük iddiasına karşı çıkıyorsanız siz o zaman dünya sisteminin köpekliğini yapıyorsunuz. Ben de böyle söylüyorum. Peki nasıl delillendiriyorum bunu? Şimdi Fransız İhtilali'nin sloganlarından birisi eşitlik. Hepimiz biliyoruz. Bir sosyalist için sizce herkes eşit midir? Bir düşünelim bakalım. Bir burjuvayla bir işçi bir sosyalist için eşit mi sizce? Şimdi kimisi diyecek ki eşit, kimisi diyecek ki eşit değil buradaki kafa karışıklığını ve Necmi Alpay'ın düştüğü bu basit bu ucuz hatayı şöyle ortaya koyacağız. Şimdi arkadaşlar, güzel arkadaşlar, güzel kardeşler. Bir hukuki eşitlik vardır, bir de şuursal eşitlik vardır. Ya bu kadar temel bir ayrımı böyle bir temizi bile yapamıyoruz artık. Yani 77 yaşındayız ama bu ayrımı yapamıyoruz. Hukuksal eşitlik bambaşka bir meseledir. Şuursal eşitlik bambaşka bir meseledir. Mesela İsmet Özel'in şöyle bir iddiası var mı? Efendim bir Türk hırsızlık yapınca bunu tutuklamayalım. Ama işte sallıyorum bir Arnavut hırsızlık yapınca bunu tutuklayalım. Böyle bir iddiası mı var İsmet Özel'in? Yani bu üstünlük meselesini böyle mi anlayacağız biz? Yani hukuksal bir meseleden burada bahsetmiyoruz. Şuursal bir meseleden bahsediyor. Yani bu kadar temel bir ayrımı yapamıyoruz ve inatla yıllardır bu söyleniyor. Şimdi sorayım. Necmi Alpay bir sosyalist kendini öyle tarif ediyor herhalde. Veya bu sohbeti izleyen, dinleyen, duyan kardeşlere, arkadaşlara da soralım. Milliyetçi olabilirsin, İslamcı olabilirsin, sosyalist hiç fark etmez. Bir ideolojiye sahipsin. Senin gözünde senin gibi düşünmeyen başka ideolojideki insanlara senin şuursal bir üstünlüğün yok mu sana göre? Ya bir, bir düşünelim yani. Doğru bilgi, gerçek bilgi benim elimde diye düşünüyorum ki işte sosyalist olmuşum, milletçi olmuşum, şeriatçı olmuşum neyse doğru bu diyerek. Ve bu doğruya uzak duran başka insanlar var. Ve ben diyorum ki onlara ya sizin düşündüğünüz yalnız yanlış, benimki doğru diyorum. Ya bu kendimi şuursal olarak zaten üstte görmek değil midir yani? Eşitsek, ikimizin düşünceleri aynı seviyedeyse... Niye ben bunu savunuyorum? Madem bunlar aynıysa bunu da savunabilirim. Ya bu kadar aptalca. Ya ortaokul çağında yapacağımız temizler bunlar ya. Yani. Ortaokul çağında. Hala bu lafların etrafında yani dönüyoruz. Gerçekten yakışmıyor ve ben bazı şeylerden çok yoruluyorum yani Türkiye'de. Var mı yani burada hukuksal bir eşitsizlik söylemi var mı burada? Burada şuursal bir üstünlük söylemi var. Bu şuursal eşitlik söylemi işte dünya sisteminin köpekliğini yapmaktır. Çünkü dünya sistemi bize diyor ki şuursal olarak hepiniz eşitsiniz. Hangi dine inanıyorsanız inanın. Hangi ideolojiden olursanız olun. Kim olursanız olun hepiniz aptalsınız 8 milyar insan. Hepiniz benim kölemsiniz. Hepiniz yarattığım dünya sisteminin çarklarına tabisiniz ve öyle olmak zorundasınız. Hiçbirinizin hiçbirinizden benim gözümde bir farkı yok. İşitte şuursal eşitlik bu. Hukuksal eşitsizliğe gelirsek Zaten söylediğim gibi az önce söyledik. Yani böyle bir iddiam var. Efendim Türkler hırsızlık yapınca tutuklanmasın falan. İşte aynı hırsızlığı yapan Arnavut'a 5 yıl Türkiye 3 ay ceza verilsin ya. Böyle iddialar mı var? Yani bu kadar aptallıkla baş başayız Türkiye'de. Bunlardan fikir üretmeye çalışıyoruz. İleri gitmeye çalışıyoruz. Yani nereye gidebiliriz ki buradan? Nereye gidebiliriz? Yani debeleniyoruz bir çamurun içinde. Bir bataklığın içinde debelenip duruyoruz. Ama ben de işte debeleniyorum böyle işte ne yapayım? Ben de herkes gibi böyle debeleniyorum. Hiç yani laf üretmesen bu sefer bu temel temizleri yapamayan insanlar tarafından bunlar böyle alınıyor. Aa üstünlük demiş hadi ırkçı yapıştıralım. Çok ucuz işler bunlar ya. Gerçekten çok ucuz işler yani. Şimdi çıksın bir sosyalist çıksın desin ki evet benim için şuursal olarak bir liberalle ben kendimi aynı görüyorum desin hadi. Yani bu boş lafları bırakalım ya. Her ideoloji sahibi kendi ideolojisini diğer ideolojilerden üstün görür ya. Bu kadar basit bir şey bu yani. Burada olan şey de bu. Ha, lafın içeriğini dolduralım. İsmet Özel'e göre Türk biliyorsunuz şuursal bir pozisyondur. Tarihsel bir roldür ve Müslümandır. Ve Müslümanlık da biliyorsunuz herhalde biliyorsunuz herhalde Necmi Alpay değil mi? Herhalde biliyorsunuzdur. Tercihle olunan bir şeydir. Müslüman doğulmaz yani değil mi? O fıtrata uygun doğulabilir. Bu kelami açıdan başka bir tartışma ama insan şehadet getirir, Müslüman olur yani. Değil mi? Müslümanlık olunan bir şeydir. Sonradan şuurla. Mesela akıl bali olmayana mükellef demeyiz biz değil mi fıkıhta? Mesela çocuklara namaz düşmez mesela. Deliye düşmez değil mi? Biliyoruz bunları. Yani Müslüman akıllı insanla ilgili bir şeydir. Müslümanlık değil mi? Şuursal bir şeydir. İsmet Özel'e göre Türk de Müslüman anlamına geldiği için Allah da bir zahmet son dinine inananları değil mi diğer insanlardan bu anlamda üstün tutsun yani. Şuursal bir pozisyon. Ne diyeyim bilmiyorum ya yani. bunları açıklıyoruz uzun uzun. Yapacak bir şey yok. Türkiye'de buradayız. Yani güzel bir laf var İsmet Özel'in. Olduğun yerden başla der. İşte olduğumuz yer burası olduğu için biz de buradan başlıyoruz. Ne yapalım? Şimdi gelelim başka bir alıntıya. Diyor ki dinle bir ilgisi olsun olmasın. Çoğu partikülerist vaizin değişmez ırkçı üstünlükçü motiflerinden o da paçasını kurtaramamıştır. Ya şimdi işte az önceki mesele gibi Allah Türkleri üstün yarattı. İsmet Özel hatta meşhur biliyorsunuz Murat Bardakçı ile YouTube'da bir videosu var orada da vardır. Türk diye bir ırk yoktur diyor adam. Türk diye bir ırk yoktur diyor adam ya. Türklük tarihsel bir roldür. Şuursal bir pozisyon alıştır diyor. Irkçılık değil mi? Kanla olur yani damardaki kanla olur. Seçemediğin, tercih edemediğin bir kavim üzerinden olur ırkçılık. Yani şuursal bir pozisyon ırkçılık olmaz. Şimdi sen sosyalist olarak diyorsun ki Necmi Alpay, diyorsun ki ben sosyalist iktidarımda proletarya diktatörlüğü kuracağım. Değil mi? Sosyalizmin, Marksizmin temel argümanı bu değil mi? Proletarya diktatörlüğü. E ne demek bu? Yani belli bir pozisyondaki insanları belli pozisyondaki insanlardan e, üstün tutmaktır. Hatta diğerlerine yönetimde söz bile vermemektir. Diktatörlük çünkü adı üstünde. Şimdi o zaman sana da diyelim sende de ırkçı motifler var. Sen de bir kesim bir kesimden üstün tutuyorsun. Ama olur mu? Niye? Olmaz değil mi? Burada başka bir şey var. Başka şuursal bir pozisyon var. İsmet Özel'de de aynı şey var. Hala kelimeleri yüklenen farklı anlamları anlamadıysak zaten konuşacak bir şey yok. Şimdi devam edelim. Diyor ki Necmi Alpay. Çoğu popüler kürsü erbabı gibi o da Türklük ve İslamiyet temelinde tarihsel, toplumsal ve dilsel olgulara ilişkin bazen şok etkisi yaratacak bir takım fetvalar veriyor. Şöyle bir alıntı yapmış. Meşhur İsmet Özel'in çok dönem bir videosu. Müslüman teröristtir. Müslümanın ilk vazifesi terörist olmaktır. Kafirler Müslümandan korkacaktır. Korkmadığı zaman Müslüman Müslüman değildir. İşte ağzından bal damlayan bir Müslüman. Böyle olur Müslüman dediğim değil mi? Pısırık olmaz. Kafirin ayağını yalamaz. Meşhur şiirinde ne diyor İsmet Özel? Propaganda şiirinde. Köleler gördüm. Karabaşlar. Hayaları burulmuş bir adamın ayaklarını yıkamaktalardı. Şimdi Müslüman köle değildir. Müslüman hürdür. Biz böyle söyleriz değil mi? Fıtraten, ilmen, kelamen, fıkhen böyle söyleriz. Müslüman hürdür. Bir defa hür şuurludur her şey geçtim. Şimdi sen de bize diyorsun ki siz köle olun. Hayaları burulmuş bir adamın ayaklarını yıkayın diyorsun bize. Biz de bunu reddediyoruz. Yani Müslüman batının uykusunu kaçırandır. Müslüman kafirin uykusunu kaçırandır. Müslüman kapitalistin, dünya sistemini yönetenlerin, çok uluslu şirketlerin, sahiplerinin, para babalarının uykusunu kaçırandır. Böyle olmalıdır. Ha terörist lafına mı takıldınız? Peki 216. sayfa hemen dönelim. Ne diyorsunuz buradan Necmi Hanım? İsmet 1960'ların güncelliğinde silahlı mücadeleyi reddedenlerin yanındaydı. Sanıyorum daha sonra da hep öyle oldu. Yani Müslüman teröristtir derken silahlı mücadeleye gidip sokaklarda meydanlarda bomba patlatmayı kastetmediğini gayet iyi biliyorsunuz. Kendi yazınızda aynı yazının içinde var bu ifadeler. Onun için iki sayfa sonra bu satırları yazmanız iki sayfa önceki yazdıklarınızda çelişiyor. Buradaki terörist ifadesinin kafirin huzurunu bozmak, ona rahat vermemek, onun düzenine çomak sokmak anlamına geldiğini 77 yaşında hala anlamadıysanız geçmiş olsun. İnşallah anlarsınız. Örnek mi istiyorsunuz? Örnek verelim. Hep söylediğim bir örnektir değil mi? Hicretten sonra Resulullah ne yapıyor? İlk icraatlarından birisi. Şehri gezdikten sonra, şehrin nabzını tuttuktan sonra bakıyor ki ticaret Yahudilerin elinde. İlk iş gidiyor bir Müslüman pazarı kuruyor. İşte bugün İsmet Özel Milli Pazar söylemiyle bunu da teorize etmeye çalışıyor biliyorsunuz. Milli bir pazar kuruyor. Yani Yahudilerin sözünün geçmediği, onların para kazanamadığı bir pazar ve Yahudilerin ilk icraatlarından birisi ne oluyor? Gidiyorlar o pazarı yakıyorlar. Yakıyorlar, yıkıyorlar. Sonra tekrar kuruluyor o pazar vesaire bir sürü iş var. İşte terörizm budur yani. Bu anlamdaki, burada kullanılan teröristlik budur yani. E bunu anlamıyorsanız ki söylediğim gibi iki sayfa önce kendi ifademiz var. E gene bir şey diyemiyorum yani kötü niyetli değilseniz safsınız demek ki. Bir şey diyemeyeceğim daha fazla yani yaşınıza hürmeten daha sert konuşamayacağım. Şimdi geldik. Şu şeye değinmeden de videoyu bitirmek istemiyorum. İki defa Osmanlıca tabirini kullanmışsınız. Siz bir dil bilimcisiniz. Öyle anlatılıyor bize. Bütün internette dil bilimci olduğunuz yazıyor. Böyle kitaplar çıkartıyorsunuz. Belki akademik çalışmalar yapıyorsunuz. Ama Osmanlıca tabirini de utanmadan kullanıyorsunuz. 77 yaşına gelmişsiniz, dil bilimcisiniz, Osmanlıca diyorsunuz. Ya böyle bir şey olmadığını artık Sağır Sultan anladı ya. Bu Türkçedir yani. Buna en fazla hadi eski Türkçeli. Şimdi ben size iki soru soruyorum. Bir, Yunus Emre hangi dilde yazmıştır? İki, Kaşgarlı Mahmut hangi dilde yazmıştır? Hadi buna cevap verin. Bütün bu videoyu izleyenlere de soruyorum. Hepiniz de cevap verin bana. Cevap verin yani Osmanlıca yazmıştır deyin mesela. Veya Türkçe ne, ne hangi dilde yazmış mesela Yunus Emre. Yani tam bir akıl tutulması. Yani koskoca dil bilimcilerimiz Osmanlıca tabirini kullanıyor. Ha diyebilirsiniz ki ya kardeşim bu Galati meşhurdur. Bu anlamda kullanmış. İyi de kardeşim bu bir kahve sohbeti değil ki ya. Bakın böyle kafam gibi dergi çıkarmış adamlar. Bir, bir işin bir ciddiyeti olsun ya. Bu işin bir ciddiyeti olsun. Burada da Osmanlıca kelimesini bu lafı kullanmayın yani. Burada da bir Türkçe olduğunu onu ifade edin. İşte ama niye? Az önce söyledik aynı PKK, PKK meselesindeki gibi. Yani kelimeleri biz hep siyasi jargon olarak kullandığımız için bu kürsü vaizleri falan bunlar da hep aynı yerlere gidiyor zaten. Onun için kullanılıyor bu Osmanlıca lafı da hala ısrarla. Yok kardeşim böyle bir şey. Yunus Emre Osmanlıca mı yazdı? Var mı Yunus Emre'nin Osmanlıca yazdığını düşünen? Yani söyleyin bunu da tartışalım yani açık yüreklilikte problem yok. Yani Yunus Emre öldüğünde dahi daha Osmanlı kurulmamıştı. Ortada Osmanlı diye bir şey yoktu yani. Şimdi Osmanlıca mı yazdı diyeceğiz Yunus Emre. E daha eski tarihe gidelim. Ahmet Yesevi mesela Osmanlıca mı yazdı? Şimdi o da aklıma geldi. Kaşgarlı Mahmud Osmanlıca mı yazdı? Nedir yani? Ne Osmanlıcası ya? Yani 77 yaşında bir dil bilimciye yakışmıyor. Aynı İsmet lafındaki gibi yani yazıyı ciddiye almayan. Ya ben bu dergenin yayın yönetmeni olsam Necmi Alpay'a bir mail atarım. Güzel kedilerim ki, ki ya siz Bizim dergimizi pek ciddiye almamışsınız herhalde. Biz sizden belki yazı istedik. Orasını tabi bilemiyorum ama biz sizden yazı istedik. Ona rağmen ya bu kadar ciddiyetsiz yazı olmaz Necmiye Hanım. Kusura bakmayın ben bu yazınızı yayınlayamam. Yayınlayamam derdim yani. Çok ciddiyetsiz bir yazı yani. İki defa Osmanlıca lafzı. Ha niye diyorum bakın tekrar söylüyorum. Bu bir kahve ağzı olarak kullanılabilir galati Meşhur olarak. İrticalen yapılan yüzde bir sohbette. Dersin yani Osmanlıca falan kastın bilinir. Ama sen dil bilimci sıfatıyla böyle kafam gibi dergiye yazı yazıyorsun. ya. Yani Ve bunlar değil mi? Arşivlik değil mi? Doğu Batı dergisi hep öyle biliniyor değil mi? İnsanlar bunu arşiv olarak saklıyorlar. E bunu bir ciddiye alın da yani. Hala Osmanlıca kelimesini kullanmak bir dil bilimciye yakışmıyor yani. Bu Türkçedir ya. Baba gibi Türkçedir bu yani. Ana gibi baba gibi Türkçedir. Başka bir şey değildir yani. Mesela şunu da altına çizdim. Bu da hoşuma gitti. İsmet Özel'den bir alıntı yapıyor. Alıntı şey. Konudan bağımsız söyleyeceğim. Mecbur olduğumuz muktedirlere yaltaklananların kirlenmişliği bilincidir. Cümle bu. İsmet Özel'den bir alıntı yapıyor Necmi Alpay. İsmet Özel diyor ki şöyle bir bilince sahip olmalıyız. Nasıl bir bilinç o? Muktedirlere yaltaklananların kirli olduğunu bilmeliyiz. Adam böyle laflar ediyor ya. Hay ağzını öpeyim filan demen lazımken adam faşist maşist bir sürü şey oldu. Az önce saydık değil mi? Irkçı, nefret sözleri, nefret söylemi antisemitizm, kadın düşmanlığı havada uçuyor. Şimdi şununla bitirmek istiyorum bu arada. Video biraz da belki uzun oldu ama hiç yapacak bir şey yok. Zaten izleyen izler. Biz ahi esnaf mantığıyla tezgahımızı açıyoruz. İsteyen gelip alışverişini yapıyor. Millete zorla ürün satacak halimiz yok. Bu kadın düşmanlığı meselesi. Bununla ilgili İsmet Özel'den bir alıntı yaparak bitirmek istiyorum. Çok hoşuma giden bir yazı. Böyle kaydetmişim yani bilgisayarıma uzun zamandır duruyor. Ara ara dönüp okurum bu paragrafı. Feminizme gelince diyor İsmet Özel. İkinci sınıf Müslümanların kendilerini bu dalgaya kaptırışlarını, onların moda hevesleriyle izah etmek onlara gösterilecek merhametin gereğidir. Yoksa bir kimsenin Bakara suresi 228. ayetini inkar etmeden feminist olması mümkün değildir. Hem Müslümanlık hem de feministlik iddiasında olanlara tıpkı Fatiha suresini ezberleyinceye kadar namazda o surenin meyalinin kendi dilince okunmasına müsaade edildiği gibi bir belleme müddeti tanıyabiliriz. Erkeklerin ve kadınların toplum hayatı içindeki yerleri ayetler ve hadislerle sarih bir tarzda gösterilmiştir. Müslüman olan önce şunu anlar ki yalnız insanların değil bütün yaratıkların hangi şartlarda, hangi durumda kalacağı, statülerinin ne olacağı her birinin kendi lehine olmak üzere düzenlenmiştir. Ne var ki insanların bazıları biz ıslah edicileriz diyerek yeryüzünde fesat çıkarırlar. Bu fesatlardan birisi de feminizmdir. İkinci sınıf Müslümanlar gayrimüslimlerin gözüne girme ve dünya sisteminin ekmeğine yağ sürme hafif meşrepliğini bu alanda da göstermekte gecikmezler. Hatırlatmak gerekir ki İslam umdeleri erkeğin ve kadının yerini toplumun sıhhat şartlarını göz önüne alarak tespit etmiştir. Burada birinci sınıf Müslümanların fark ettikleri şey Müslüman toplum yapısının Burjuva toplum yapısıyla çelişik karakterde olduğudur. Az önce söyledim üstünlük eşitlik meselesinde. Burada da büyük bir oyun var yani. Eşitlik lafzıyla hepimizi dünya sistemine entegre ediyorlar. Buna yönelik çalışma yapıyorlar. Bunu daha detaylı da konuşabiliriz başka bir videoda. Aynı şey aile ve çocukların yetişme şartları bakımından da geçerlidir. Yani erkeğin toplum ve aile içinde yüklendikleri sorumluluk, kadının ve kadınların aile içinde yüklendikleri sorumluluklar, Burjuva tipi ailenin geçerli kalınmasını önlemeye matuf. Müslüman aile aynı zamanda bir kabiledir. İkinci sınıf Müslüman adeta İslami vasıflarından tedirgin olurcasına kendi kabile yapısından uzaklaşma tuhaflığını gösterir. İş bu kadarla kalmıyor elbet. Feminizmle açılan gedik toplumda sözüm ona savaş alehtarlığı ve yine sözüm ona antimilitarizm tezleriyle genişletiliyor. İşte bakın az önce söyledik. Hem diyeceksin ki İsmet Özel silahlı mücadelelerin hep karşısında durdu. Bunu söyleyeceksin. Hem de sonra Müslüman teröristtir lafını sanki bomba patlatmalara falan onları kastediyormuş gibi burada kelime oyunu yapacaksın. Tabii ki Müslüman kafir rahatsız edecek. İşin mantığı bu yani. Erkek özelliklerinin reddi, Güya insanlar arasında çatışmaya başvurmadan meselelerin halli yolunu açacak ve milletlerin silahlanma yarışına girmelerini önleyecek. Bütün bunlara inanırsa ancak ikinci sınıf kafalar inanır. Birinci sınıf Müslümanlar bilir ki günümüz dünyasında savaş günümüz dünyasında savaş alehtarlığı hakkaniyet talebinde bulunan insanların savaş imkanını ortadan kaldırmak için Einal milal yaygınlık ve etkinlik sahibi şirketlerin ortaya attıkları balonlardan biridir. İşte az önce vurguladığım temel şeyi de İsmet Özel burada da vurgulamış. Eşitlik söylemi altında bizi dünya sistemine entegre ediyorlar. Necmi Alpay da bu işe çanak tutuyor. Bütün barış söylemcileri de bu işe çanak tutuyor. Barış değerlidir ama koşullara göre değerlidir. Savaş da koşullara göre gereklidir. Yani bu biz bu kafaya kalsak 1919 yılında barış diye değil mi pankart taşarlar herhalde. Bazen Twitter'da falan öyle komediler dönüyor. Yani koşulsuz şartsız her durumda barış. Ya böyle bir şey olur mu? Ya akla mantığa sığıyor mu? Kendisi bile kendileri bile değil mi? Bakın hatta geçenlerde öyle bir ifade verildi. İşte bir, bir kişinin abisi siyaset yapma imkanı bulamamış o yüzden daha gitmiş. Öyle diyor küçük kardeşim. Kendince meşrulaştırıyor daha gidişini. E bak sizin kafanızda bile tırnak içinde söylüyorum savaşmanın bir koşulu var demek ki. Sen bile her koşulda barış demiyorsun. Bana geliyorsun diyorsun ki barış barış barış. Nasıl ya? Nasıl oluyor bu aptallık yani? İşte aptallık değil. Dünya sistemine, dünya sistemin ekmeğine yağ sürmek meselesi bu. Bütün dünya insanların nasıl sönülebiliriz meselesi bu. Özellikle de Müslümanlar. Neden? Az önce vurguladık. Müslüman bak ne diyor? Müslüman teoristtir. Müslümanın ilk vazifesi terörist olmaktır. Kafirler Müslümandan korkacaktır. Korkmadığı zaman Müslüman Müslüman değildir. Yani dünyada hür kafalı bir insan varsa o da Müslümandır. Başka yoktur. Müslüman hür kafalıdır. Müslüman sömürülmeye rıza göstermez. İsmet Özen'in vurguladığı şey bu. Bütün dünyayı bir çark sistemiyle sömüren, hep söylüyoruz, değil mi? Kıymetlerin aşağıdan yukarı aktığı, emirlerin de yukarıdan aşağı aktığı bir dünya sisteminde yaşıyoruz ve hiçbir ülke bundan da variste değil. Güney Afrikası, Japonyası, çöllerde yaşayan insanlar da dahil, Sibirya steplerindeki insanlar, herkes bu çarkın içinde. Bu çarka bir kafa kaldırabilen kişi olursa o da Müslümandır. Niye? Kafirlerin tuttuğu bu çarkı ancak Müslüman bu mantıkla Müslüman kırabilir, kırabilirse. Başka bir seçenek yok. İkinci bir odak yok yani. İkinci bir fail, ikinci bir özne yok. E bunu vurguluyor adam. Kötü bir şey mi söylüyor şimdi sen sosyalistim diye geziyorsun ortalarda. Kötü bir şey mi söylüyor? Hadi bakalım. Siz çıkın söyleyin kardeşim. Dünya sisteminin çarklarını ifşa edin. Bilakis siz söylemlerinizle dünya sistemine hizmet ediyorsunuz dünya sistemine hizmet ediyorsunuz. Ve biz muhalifiz. işte biz sosyalistiz. Biz barış yanlısıyız. Biz silahlar susuncuyuz filan. Böyle geziyorsunuz ortada. Dünyayı kar gayesi güderek kıskaç altına almış bulunan şirketler siyasi organizasyonların gücünü sıfıra indirerek istedikleri mevzilerde gerektiğinde silahlı çatışma çıkarabilmek için sureti haktan görünüp silahsızlanma propagandası yapıyorlar. İsrail'in silahsızlanması veya nükleer silah üretimini durdurması diye bir konu hiçbir zaman gündeme gelmiyor. Bazen bilerek bakıyorum bir sürü bu feminist hesaplara. Hiç böyle İsrail kesiyor, biçiyor hiçbir şey yok. E Türkiye'ye geldi mi Türkiye silahsızlansın. İsrail'e geldi mi hiçbir laf yok. E nasıl olacak bu Necmi Alpay? Nasıl olacak? Sen bize bunu da yaz. Madem bunları faşist demek kolay. E, bunu da yaz. Var mı? Demek ki dünya sistemine çalışıyorsunuz. Kusura bakmayın. Ne münasebet diyorsan demek ki kandırılmışsın yani. Herhalde öyle diyeceğiz. Son cümlemiz. Feminizmin giderek emperyalizme yataklık edebileceğini görmek, uzağı görmek sayılmamalı. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Çok net, çok sarih bir paragraf. Üzerine uzun uzun müstakil bir videoda tabii çekilebilir. Efendim bitirdik bayağı uzun oldu ama dediğim gibi kendimi tutamadım. Anlattım da anlattım. İnşallah verimli olmuştur diyelim. Bu konudaki yazıyla ilgili fikirleri olanlar da paylaşırsa keyifle tartışırız, sohbetini ederiz diyelim ve videoyu burada bitirelim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bir dahaki videoda inşallah görüşmek üzere.